Moderatörlüğünü Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı ve Havelsan Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Doktor Celal Sami Tüfekçi'nin yapacağı panelimizde konuşmacıları takdim etmek istiyorum. Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Erhan Afyoncu. Hoş geldiniz Sayın Afyoncu. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Sayın Mustafa Murat Şeker. Hoş geldiniz Sayın Şeker. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı Yürütme Kurulu Üyesi Emekli Hava Tümgeneral Sayın Reha Ufuk Er. Hoş geldiniz Sayın Er. SASAT Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Osman Okyay. Sayın Okyay hoş geldiniz. Ve Havelsan Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Profesör Doktor Hacı Ali Mantar. Sayın Mantar hoş geldiniz. Efendim şimdi oturumu yönetmek üzere sözü Sayın Doktor Celal Sami Tüfekçi'ye bırakıyorum. Buyurun efendim. Değerli konuklar, hepiniz panelimize hoş geldiniz. Bugün geleceğin orduları ve dijital birlikler konseptleri kapsamında panelimizi icra edeceğiz. Salonumuz biraz küçük, sizlerden istirhamım. Konuşmacıların sadece maskesini çıkararak konuşması, çünkü nefes alınmadan konuşmak oldukça zor oluyor. Hayırlı olmasını diliyorum. Bugün panelimizde çok değerli konuklarımız var. Zaten takdimlerini, isimleri de yaptılar. Ben kendilerine soru yöneltmeden evvel kısaca tanıtacağım isimleri. Bugünkü panelimizde Havelsan olarak, Havelsan'ımızın da konsept olarak ele aldığı önemli bir konu olan dijital birlikler, geleceğin orduları, onlarla bu paneli yapmış olmaktan, sizlere hitap etmiş olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Burada panelimizde yeni nesil harp unsurları ve teknoloji ilişkisiyle ilgili bazı konuları size arz etmek istiyorum. Bildiğiniz gibi yeni nesil harp ortamı içerisinde düzenli ordulardan terör örgütlerine, özel kuvvetlerden özel şirketlere, bugün de suç örgütlerinden bireysel tehditlere kadar çok farklı unsurlar barındırılıyor. Bu unsurlarla mücadele ederken klasik silah ve araçlardan modern silahlara, kimyasal silahlardan el yapım patlayıcılara, sosyal medya araçlarından siber araçlara kadar çok çeşitli harp araçları kullanılıyor. Bütün bunların yanında teknolojinin gelişime hızıyla birlikte hava, karadeniz, uzay ve siber gibi tüm çatışma alanlarını etkileyen, nasıl savaşılacağını, tehditlere karşı nasıl caydırıcı güç olacağını kökten değiştiren veya değiştirebilecek güçle teknolojiler ortaya çıkıyor ve kullanıcılara sunuluyor. Ancak bu yeni teknolojileri kullanıyor olmak, gelecekteki muharebelerde galip gelmek için yeterli olmayacak. Çünkü geleceğin orduları için sahip olması gereken en önemli yetenek bu yeni teknolojileri silah sistemlerine ve diğer savunma platformlarına nasıl entegre edileceğini bilmek ve uygulamak olacak. Bu nedenle yeni teknolojilerle birlikte yeni operasyonel ve organizasyonel kavramları da düşünmemiz gerekiyor. Örneğin 1. Dünya Savaşı'nda makineli tüfeklerin etkin kullanımı, topçu ateşi ve tahkimli mevziler o güne kadar geçerli harp anlayışı olan piyade taarruzlarını bertaraf etmeye yeterli olmuş. Bu anlayış Fransa'yı bir kez daha Alman işgaline uğramamak için Maginot hattını inşa etmeye yöneltmiş ve bunun yeterli olacağını düşündürmüştür. Ancak kısa sürede teknolojide yaşanan hızlı değişim ve bunun sonucunda uçak telsiz haberleşmesi, tankların geliştirilmesi ve bunların birlikte kullanımının düşünülmesiyle birlikte Blitzkrieg, Yıldırım Harbi doktoruni doğmuş, Haziran 1940'ta Fransa'nın 2 hafta içinde yenilmesiyle 1. Dünya Savaşı harp anlayışı tarihin derinliklerine gömülmüştür. Müttefikler yeni gelişen teknolojilerden habersiz değildir. Hatta harp alanında ilk tankı 1. Dünya Savaşı'nda İngilizler kullanmış, 2. Dünya Savaşı'nın başında en gelişmiş ve en iyi tanklar Fransızlar tarafından üretilmiştir. Ancak Alman tankları telsiz sistemleriyle donatıldığından komuta kontrol anlamında daha etkin kullanılmış ve savaş alanında üstünlüğü ele geçirmiştir. Burada dikkat çekmek istediğim husus şu ki yeni teknolojilerden en iyi şekilde faydalananlar çoğu zaman yeni teknolojilerin muciliği ya da yeni bir silah sınıfının ilk kullanıcıları değil, operasyonel kavramları geliştiren ve tam uçak
ETA sistemleri, taktik, hava desteği gibi tamamlayıcı araçları mevcut yetenekleri en iyi şekilde entegre edenler olmaktadır. Dijital birlik kavramında hızlı ve kesintisiz iletişimin stratejik öneminden de biraz bahsetmek istiyorum. Geleceğin orduları, dijital birlikler konu olarak tüm dünyada henüz gelişme aşamasındaki bir kavram ve çok geniş bir alanı kapsamakta. Otonom, yarı otonom, kara, deniz, hava araçları, akıllı mühimmatlar, 2 ve 4 ayaklı robotlar, komuta kontrol yazılımları, AR, VR uygulamaları, yeni nesil haberleşme teknolojileri, iş zekası yazılımları gibi pek çok hususu dijital birlik kavramı içinde değerlendirmek mümkün. Bütün bu sistemlerin birbirleriyle çok hızlı ve kesintisiz bir şekilde haberleşmesi hayati öneme sahip. Bilgiye en hızlı ulaşabilen, bu bilgileri en hızlı analiz edebilen ordular stratejik anlamda üstünlük sağlayacaklar. Bu nedenle gelecekte bizim de Türkiye olarak, ULAK olarak, Havelsan olarak, Aselsan olarak üzerinde çalıştığımız 5G teknolojisinden askeri kullanımına ve askeri IoT cihazlarının sayısında önlenemez bir artış olacağını öngörmekte ve buna odaklanmakta. Siber güvenlik alanında IoT cihaz ve sensörlerin siber güvenliği konusunun giderek önem kazanacağı en önemli siber güvenlik konularından biri olacağını düşünüyorum. Günümüzde IoT cihaz ve sensörlerin güvenliği bulut güvenlik önlemleriyle sağlanmaya çalışılıyor. Ancak gelecekte 6G ile birlikte artacak hız ve kapasite imkanlarıyla IoT cihazlarının kendi güvenliğini lokal olarak cihazın kendisinin sağlamasının gerekeceğini ve bu konuda dikkate alınmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Bugün sizlerle birlikte geleceğin orduları, dijital birlikler konusunu hep birlikte çok değerli panelist arkadaşlarımla birlikte düşünme ve değerlendirme fırsatı bulacağız. Askeri, akademik ve endüstri bakış açılarını değerlendirecek ve hep birlikte görüşlerimizi paylaşacağız ve tartışacağız. Böylelikle ben panele geçmeden evvel sizlere değerli panelistlerimizle ilgili çok hızlı, kısa background bilgileri vermek istiyorum. Hemen yanı başımda ilk sözü vereceğim Profesör Doktor Erhan Afyoncu hocamız, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitim Bölümü Tarih Öğretmenliği Anabilim Dalı'ndan 1988'de mezun olduktan sonra aynı bölümde araştırma görevlisi olarak atanmıştır. 2008 yılında doçent, 2014 yılında profesör olmuştur. Marmara Üniversitesi Fen Evlat Fakültesi'nde Tarih Bölüm Başkan Yardımcılığı, Yeni Çağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı, Sosyoloji Bölüm Başkanlığı ile fakülte ve yönetim kurullarında üye olarak vazifeler yapmıştır. 2016 yılında Marmara Üniversitesi Fen Evlat Fakültesi Dekanı olmuş, akabinde aynı yıl Milli Savunma Üniversitemizin rektörlüğüne atanmıştır. Osmanlı bürokrasisi, savaşı tarihi, aşiretler, Osmanlı tarihçileri ve tarih yazıcılığı üzerine araştırmalar yapmaktadır. Bu konular üzerine birçok makale, tebliğ, ansiklopedi ve eserleri bulunan, eserleri İngilizce, Almanca, Çince, Sırpça, Makedonca, Arnavutça, Arapça, Korece ve Romence'ye çevirmiş olan değerli hocamız, Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü görevini de başarıyla yürütmektedir. Şimdi ben değerli hocama sorusunu sorarak panelimize başlamak istiyorum. Sayın Rektörüm, öncelikle hoş geldiniz. Bu panel başlığımızdaki konuları sektörel bakış açısıyla irdelemenin yanı sıra tarihsel ve akademik bakış açısı yönünden de incelemenin panelimize büyük bir katma değer sağlayacağını değerlendiriyorum. Millet olarak tarih boyunca farklı coğrafyalarda, farklı devletlerle savaş halinde olduk. Dünya üzerindeki en köklü ordulardan birine sahibiz. Harp tarihimize baktığımızda ok ve yay tasarlamada, kılıç yapımında ve bunları kullanmada çok üstün olduğumuzu görmekteyiz. Barutun icadı, büyük topların kullanılmaya başlanması gibi gelişmelerin tarihimizde savaş konseptinde nasıl bir paradigma değişikliğine sebep olduğu konusunda özellikle Fatih Sultan Mehmet Sultan Han ve harp konseptinin onunla birlikte değişimi hakkında bizleri aydınlatmanızı sizlerden rica ediyorum. Çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Evet, Sayın Başkan'a teşekkür ediyoruz. Herkese merhaba, hoş geldiniz. Dünya
dünya harp tarihinin dönüşüm noktaları vardır. Bunlardan bir tanesi ok ve yay ve at. Şimdi atı biz ehlileştirmedik ama Türkler düzenliği olarak ata hakim oldular. Geliştirdikleri kompozit yaydalla da Osmanlı dönemine kadar hem bozkullara hakim oldular ve hem dünyaya hükmettiler. Türkler ve Moğollar bu kadar büyük imparatorluğu kurmalar, ok ve yaya ve savaş atı kullanmalarına başlıyorlar. Şimdi bizim o yay dediğimiz mesela çocukken oynadığımız silah bir zamanlar bozkurun toprakların fethini sağlıyordu. Şöyle bir basit bir örnek edeyim ben. Türk yayları kompozit yaydı. Normal ağaçtan yapılan yaylar gibi değildi. Ve 800 metreye kadar uzağa atılabiliyordu. Karşısındaki milletlerin elinde bu şekilde bir silah yoktu. Yani çünkü kompozit yay olduğu için daha uzun mesafeye atılma şansı vardı ve uzun uğraşlarla yapılabiliyordu. Türkler Anadolu'yu fethettiklerinde ellerinde ok ve yayları, kılıçları ve atları vardı. Tabii şurada basit bir örnekle şunu girelim. Çin mesela milattan önce 50'de sırf Fergana'ya at alabilmek için sefer yapıyor. Yani çünkü atı ehlileştirmeniz için o atın savaş atı olması lazım. Mesela Osmanlı döneminde Çaldıran Savaşı'nda Osmanlı'nın galip gelme sebeplerinden birisi de budur. Çünkü Osmanlı atları top ve tüfek sesine alışkın. Safevi Türkmen atları böyle bir sese alışkın değil. Ateşli silahlar patladığı zaman bir anda Safevilerin Türkmen atları anında bu ses karşısında dağılıyorlar. İşte Osmanlı'da Anadolu'da klasik silahlarıyla hakim oldular. Fakat burada önemli bir dönüşümü yakaladılar. Yani ben bunu günümüzde şuna benzetiyorum. Türkiye son yıllarda geliştirdiği teknolojiyle özellikle sihalarla ve sihalarla sahada yaptığı uygulamayla silah kullanma usulünü geliştirerek yeni savaş konseptine en kısa sürede hakim olan ülkelerden birisi oldu. Bu ileride Türk tarihinin gidişatını son derece olumlu etkileyecektir. Şimdi şöyle düşünelim. Top 1280'lerde Çin'de icat edildi. Daha sonra Avrupa'ya geçti. Osmanlılar Balkan fethileri sırasında bu silahları öğrendiler. Yani topu biz icat etmedik. Ama topu bir savaş silahı haline Türkler getirdi. İkinci Murat döneminden itibaren Osmanlılar topu yoğun olarak kullanmaya başladılar ve biraz önce söylediğim gibi silahı geliştiriyorlar. Mesela Rumeli Seferi sırasında, Varna Savaşı sırasında hareketli hedeflere topla ateş etmeyi öğrendiler. Böyle bir savaş konsepti geliştirdiler. Fatih 1451'de tahta geçtiğinde en önemli arzusu nedir? İstanbul'u almak. Şu gördüğünüz surlar asıllar boyunca bir defa geçirebilmiş. 1204'te Latinler tarafından, o da denizi kullanarak. Şimdi bu tür surlarla şehirleri korunması o dönemin orta çağın bir savaş konsepti. Burayı tek bir yolla alabiliyorsunuz. Uzun süren ablukalarla. Uzun süren ablukayı da yapabilmeniz için her taraftan kuşatmanız lazım. Denizi kuşatamıyorsunuz. İstanbul'da böyle bir dezavantaj var. Çok güçlü donanmalar lazım. Fatih daha önce İslam orduları tarafından defalarca kuşatılan, babasının, dedesinin, dedesinin, babasının Yıldırım Beyazıt'tan itibaren defalarca kuşattığı surları geçmek için önce teorik çalışmalar yapıyor. Bu surları ben nasıl geçerim? Ve o dönemde, devam edelim arkadaşlar öbür yansıya, Yüzyıl Savaşları sırasında Avrupa'da top gelişmeye başlamış. Fakat bu dönemdeki toplar gürültü çıkaran çok etkili olmasa da sadece sesiyle karşı düşmana etki yapan silah hali. İşte bunu Fatih Sultan Mehmet görüyor. Ve 1451'dir tahta geçmesi. Bakın kuşatma 1453'tür.
aslında Fatih 1444'ten itibaren İstanbul'u nasıl alacağını kafa yormuştur. Kuşatma kitapları okumuştur. Tarih kitapları okumuştur. Danışmanlarıyla, bunların içinde İtalyan ve Rumlar da vardır, oturup tartışmıştır. Ve orada çeşitli kuşatma teknikleri geliştirmiştir. Biz de buradaki konumuz topun bir silah haline gelmesi. Ve topu devam edelim. Osmanlı topçu ustaları var. Fakat sadece kendisi Türk ustalarla çalışmıyor. Ali usta var, Mustafa usta var, Sarıcı usta var. Mesela o dönemde Macar Urban, daha doğrusu bugünkü Erdem Romanya'da bir topçu olduğunu düşünüyor. Topçuya yüksek paralar veriyor ve bu topçuyu Osmanlı hizmetine alıyor. Orada şöyle bir şey var. Macar Urban diyor ki, ben size çok büyük top dökerim. Fakat menzilini tayin edemem. Yani hangi mesafeye, ne derece etkili atış yapacağım. Onun bir hesabını biz yaparız. Sen topu dök. Ve Macar Urban ustanın döktüğü toplar 14 ile 18 ton arasında toplar 600 kiloluk gülleler atıyor. Yani bunlar çok büyük toplar. Tabi burada en büyük problem topun dökülmesi değil. Topun bir yerden bir yere naklesi. 14 tonluk topu o dönemin lojistik şartları içerisinde taşımanız mümkün değil. Çok zor bir hadise bu. Devam edelim. Tabi ilk top döküldükten sonra Fatih Sultan Mehmet bu top için Edirne'de atış yaptırmıştır. Hatta atışın ilginç hikayesi vardır. Herkese haber verilmiştir. Topun çok büyük ses çıkarılacağı öngörülüyor. Özellikle hamile kadınların korkmamaları gerektiğini, düşük yapmaları için söylenmiştir. Ve yapılan atışta top 1200 metre uzaklığa düşmüştür. 20 kilometre uzaklıktan sesi duyulmuştur ve 2 metrelik bir çukur açmıştır. Ve İstanbul'un fethine Mart ayının sonunda Edirne'den çıkıldığı zaman bu top 70 çift öküzle çekildi. Devam edelim. Ve yüzlerce adam yakında gidiyor. Edirne'den İstanbul'a bu topun nakli yaklaşık 2 ay olmuştur. Tabi bunun yanı sıra irili ufaklı başka toplar da var. Biz bu büyük topa hükümdarına nispeten Şahi adını veriyoruz. Ve tabi burada önemli bir şey şu, sizin savaş silaha sahip olmanız önemli değil. Silahı kullanabilmeniz önemli. Yani bir, tabi en başta millet olmanız önemli. Millet olmadığınız takdirde bu Afganistan'ın en iyi örneğidir. Çok büyük bir oğlunuz da yüzlerce uçağınız olsa bir şey ifade etmiyor. Daha önce Kuveyt'te de görmüştüm diyorsunuz. Aynı zamanda sizi o millete mensup askerlerinde bu silahı zaman içerisinde geliştirmeleridir. Fatih geldiği zaman tabi iyi bir kuşatma planı yapıyor. Şehrin en zayıf yeri neresi? Bayrampaşa Deresi. Bayrampaşa Deresi dediğimiz yer bugün İstanbul'u bilenler bilir. Edirne Kapı ile Topkapı arasındaki boş alan. Buraya 14 batarya halinde yerleştiriyor. Her bataryada bir büyük top var, iki küçük top var. Bunun amacı şu, o dönemde atış menzilleri çok iyi sağlanamadığı için küçük toplarla önce bir atış yapılıyor. O küçük topların atış noktasına göre büyük top asıl öldürücü atış yapılıyor. Devam edelim. Tabii bir diğer husus şu, toplar o dönemde demirden ve bronzdan dökülüyor. Türkler genelde bronzu tercih ediyorlar daha maliyetli olmasına rağmen, daha maliyetli diye. Atışı yapıyorsunuz, o silahın bakımını yapmadığınız takdirde topun çatlama ihtimali var. Nitekim daha sonraki atışlardan birinde büyük toplardan birisi patlayacaktır ve Macar Urban Usta orada ölecektir. Osmanlılar şöyle bir teknik geliştiriyorlar. Atış yaptıktan belli bir süre sonra keçeyle topu kaplıyorlar. İçindeki demir iç gözeneklerine hava gitmemesi için yağlıyorlar ve böylece çatlamasını engellemeye çalışıyorlar. Devam edelim. Ve top atışları ile birlikte İstanbul'un surları yıkılmaya başlanılıyor. Tabii bunun topun yanı sıra alarm sistemi de var. Yer altından tümer kazılıp surların altından berhava etmeyle birlikte. Burada mesela zaman içerisinde 2 aylık kuşatma sürecinde atış tekniklerini geliştiriyorlar. Başlangıçta düz atarken
Daha sonra üçgen biçiminde atış yapmaya başlıyorlar. Yani bir üçgenin olduğu üç noktaya atış yaparak suların daha rahat çöktüğünü fark ediyorlar ve bu sistemle birlikte üçgen atışla sular yavaş yavaş yıkılmaya başlanıyor. Devam edelim. Tabii kuşatma çok uzun bir süreç. Karşı tarafta suları kısa sürede tamir etmeye çalışıyor. Mesela onlar da şöyle bir teknik geliştiriyorlar. Böyle file türü şeylerin içerisine ağaçları, toprakları koyup suların önüne basarak suların etkilenmesini azaltmaya çalışıyorlar. Devam edelim. Tabii mesela biraz önce söylediğimiz gibi en büyük topla günde en fazla 7 atış yapılabilir. Çünkü 7 atışın üzerine çıktığınız zaman topun parçalanma ihtimali var. O topun soğuması ve yeni atış için hazırlanması lazım. Tabii burada bunlar yapılırken yani kuşatmanın ben teknik detayına girmiyorum. Silahlardan hareket ediyoruz. Karşı tarafta da top var. Ama tabii onlar daha küçük toplar. Ve mesela Bizans'ın elindeki en büyük top ilk atışta çatladığı için hatta topçu cezalandırılmıştır Fatih'ten rüşvet aldı diye. Tabii rüşvet mi değil veya para veriyor bilmiyoruz ama veya atış hatalı atış tekniği mi ondan bilmiyoruz. Bizans bu topları yeterince kullanamamıştır. Devam edelim. Tabii burada Fatih geliştirdiği bu topla atışları ve topun bir savaş silahı olarak kullanılması. Mesela burada yeni bir değişik bir şey yapıyorlar. Daha kısa namlulu küçük Galata'nın arkasından havan topunun ilk atasını geliştiriyorlar. Ve bu toplarla da dikine atış yapıp Haliç'teki gemileri vuruyorlar. Daha sonra Fatih Sultan Mehmet'in bu havan topları Belgrad'da ve Arnavutluk kuşatmalarında da kullanılacaktır. Tabi burada her milletten teknik uzmanı, defnecilik uzmanları da kullanıyorlar. Top bu sayesinde sular yapılıyor. Mesela bugün İstanbul'un önemli semtlerinden biri Topkapı'dır. Topkapı'nın Osmanlı dönemindeki ismi Top Yıkığı Mahallesi'dir. Şehir alındıktan sonra şehirde ilk yapılan iş surların tamir edilmesi olmuştur. Çünkü o kadar büyük şekilde surlar imha edilmiştir ki fakat ilk resimde gördüğümüz gibi 3 sıra top var. 3 sıra sur var. Yani birini geçiyorsunuz, öbürünü geçmeniz lazım. Öbürünü geçiyorsunuz, arkada burçlar var. İşte bu toplar sayesinde Topkapı Edirne Kapı arasındaki surlar yıkılmıştı ve Osmanlı ordusu da 29 Mayıs 1453'te bu bölgeden içeri girerek bayrağı asmış ve şehri fethetmiştir. Tabii Fatih Sultan Mehmet'in topu bir savaş silahı haline getirmesi bir anda kuşatma sistemlerini ve kale sistemlerini değiştirmiştir. Bu resimde gördüğünüz tabyalı Tras İtalyan denilen Bastion Fort denilen yeni bir kale tarzı karşımıza çıkacaktır. Bu kaleler top atışlarından daha etkilenmemektedir. Çünkü düz değil, girintili, çıkıntılı ve bunların mesela şöyle söyleyelim, ben bunların bir kısmını gördüm. Şu tabyaların kale duvarlarının genişliği 20 metreyi buluyor kalınlığı. Yani burayı topla indirmeniz mümkün değil. Buna karşılık bu sefer muhalifler ne geliştireceklerdir? Türel sistemini geliştirecektir, lağımcı sistemini geliştirecekler. Lağım sistemiyle bu kaleleri kuşatmaya başlayacaklardır. Fakat Fatih Sultan Mehmet'in bu dönemde yaptığı ateşli silahlardaki devrim hem ileride Avrupa'daki büyük fütühatı sağlayacaktır. Hem Fatih'in topları daha sonra Orduk belinde büyük bir Türkmen devleti olan Akkoyunları, daha sonra Çaldıran'da Safevileri, tarihin en büyük savaşçı devletlerinden birisi olan Memlukları da Ridaniye ve Mercidabık'ta tarih sahnesinden kaldıracaktır. Sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Sayın Rektörüme çok çok teşekkür ederim. Güzel konuşması için. Tabii rektörümüzün anlatması her zaman kimle dinlediğimiz bize böyle bir İngilizce tabiri aklıma geldiği için kapı için koca koca bilgiler sundu.
Tabii bu iyi bir başlangıç. Buradan biz dijital birliklere doğru gideceğiz ve bunu pekiştireceğiz inşallah. Ama şunun bilinmesi gerekiyor ki Sayın Hocamızın verdiği bilgiler, yani barutun icadından bunun silah sistemlerine dönüştürülmesi ve atılan bütün adımlar, bugün belki kullanma teknolojileri düşündüğümüzde çok büyük teknolojik kulağa gelmiyor ama onlar o zamanın çok büyük teknolojileriydi. Ve bugün biz dijitalleşmeden bahsediyoruz. Esasında orada atılan adımlar savaş teknolojisini işte temelini oluşturan ve bugüne gelmemizi sağlayan ana unsurlar. Ben Sayın Rektörümüze değerli katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Ve şimdi de değerli meslektaşım, Savunma Sanayi Başkan Yardımcımız Mustafa Şeker Bey'e geçiyorum. Mustafa Başkanımızı kısaca tanıtırsam, 1990 yılı ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Savunma Sanayi Müsteşarlığında kariyerine başlamıştır. 2011 yılında Deniz Araçları Daire Başkanı, 2015 yılında Müsteşar Yardımcısı olarak atanmış olup halen Elektronik Harp ve Radar, MEPS, Siber Güvenlik ve Bilişim ve Kara Araçları alanlarından sorumlu Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Halen Türk Hızlandırıcı ve Işınım Laboratuvarı Tarla Yönetim Kurulu üyesi de olan Mustafa Murat Şeker aynı zamanda Aselsan Arım Şirketi Yönetim Kurulu üyesidir. Değerli Başkanıma ben sormak istiyorum. Bizim dijital ordular, birlikler kapsamında bu dijital birlik yeteneğinin siber güvenlik açısından nasıl değerlendirildiği ki Başkanımız siber güvenlik projelerini de yönetiyor başkanlığımızda. Bu hususta bizleri aydınlatabilir misiniz? Özellikle son yıllarda dijital yetenekler pek çok kritik sektörde yoğun şekilde kullanılmaya devam ediyor. Savunma ve güvenlik gibi kritik sektörlerde bu kadar teknoloji yoğun dijital ortamın kullanılıyor olması beraberinde siber saldırı riskini de ön plana çıkartıyor. Savunma alanında gelişmekte olan söz konusu otonom, yarı otonom sistemleri ve komuta kontrol yazılım yeteneklerinin siber dayanıklılığı nasıl olmalı ve bu siber dayanıklılık kavramı esasında nedir? Ne gibi siber güvenlik tedbirleri alınmalı? Ülke olarak siber güvenlik çözümlerimiz yeterli mi? NATO'da ne gibi gelişmeler oluyor ve bu perspektiften dünyada neler oluyor? Bizleri aydınlatırsanız, biliyorsunuz biz maaşları Akbank'tan almaya başlamıştık. Akbank siber saldırı geçirdi, çok korktuk. Yani bunlar hakikaten çok önemli konular. Mustafa Başkanımız bu konuda bizi çok güzel aydınlatacaktır. Sayın Başkanım, değerli panel üyeleri, kıymetli fiziksel katılımcılar ve ayrıntı bizi bu ayrıntıdan sabah ortamda izleyen tüm katılımcılar saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Bugün panelde değerli panelistlerle birlikte kurmaktan dediğini ifade ederek sorumluluğu başlamak istiyorum. Tabii hocamızın çok güzel anlatımlarından sonra biz birazcık çok tarihi başka bir ucuna geçeceğiz. O piyadan klavyeye geçeceğiz. Şimdi silahımız klavye oldu biliyorsunuz. Klavye başında savaş veriliyor. Birazcık olayı o boyuta taşımış olacağız. Tabii dijitalleşmeye örnek vermek için belki şu anekdot güzel bir şey olabilir. Bir test yapılıyor. Yani bu gerçek bir test yapılmış. Teenage dediğimiz işte bu yaşlardaki gençler toplanıyor, erkeklik hızlı bir yere toplanıyorlar ve onlara iki seçenek veriliyor. 24 saat bir yerde kalacaklar. Diyorlar ki yemek mi, internet mi, bir tanesini seçeceksiniz. Ve çocuklar interneti seçiyorlar. Aç kalırız ama internetsiz yaşayamayız diyorlar. Yani bu dijitalleşmenin özetini gösteriyor. Geldiğimiz noktayı gösteriyor. Dolayısıyla artık buradan kaçınılmaz bir noktadayız. Dijitalleşme hayatımızın bir parçası. Tabii bireysel olarak dijital dünyanın avantajlarını hayatımıza giriyor. Artık nesneler dediğimiz şeyler akıllı hale geliyor, otonom hale geliyor, yarı otonom hale geliyor. Kendi aralarında haberleşiyor bunlar bir şekilde. Bu bir risk oluşturuyor. Yani hayatımıza çok güzel bir kolaylık getiriyor ama bir taraftan da işte kişisel verilerimize, bilgilerimize, mahremiyetimize yönelik saldırı olayları giderek artıyor. Tabii bu saldırı olayları hepiniz biliyorsunuz. Başlangıçta hobi olarak başladı. Ama sonra bunun ticari bir getiri olduğu da fark edildi. Dolayısıyla bu yönde olay gelişiyor. Karşılıklı olarak bir savaş sürüyor. Olayın bir de tabii devletler boyutu var. Yani bireysel boyutu dışında devletlerin de kritik tesisleri var. Özellikle enerji alanı olsun, işte savunma alanı gibi kritik yerleri ve bilgileri de
siyaset kapsadığı, burada da bir savaş alanı oluşmuş durumda. Artık burada istihbaratlar devreye giriyor, burada devletler devreye giriyor ve orada da ciddi bir savaş açıkçası. Anadolu'nun belki kuşağı köşesinde bir kişide bu yetenek varsa onu bulup çıkartmak için gayretlerimiz var. Yaz kampları yapıyoruz, kış kampları yapıyoruz. Üniversitelerde herhalde 43'e oldu diye tahmin ediyorum. Üniversitelerde siber güvenlik kulüpleri oluşturduk. Bu anlamda da insan kaynağını da geliştirmeye çalışıyoruz. Bir taraftan da tabii bu ürünlerin piyasaya girmesi lazım. Yani şeyle birleştireceğim bunu tabii. Yani dijital birliklerimizin güvenliği konusuna geldiğimizde de, daha doğrusu bütün savunma sistemlerimizin güvenliğine geldiğimizde kritik noktalardan bir tanesi yerli milli çözümleri oluşturabilmek. Yani işte hepiniz biliyorsunuz en son yaşanan Pegasus olayını, işte İsrail'in bir tane yazılımını kullanılıyor. İşte Fransa Cumhurbaşkanı bile hani bundan mağdur duruma düştü, İsrail Başbakanı anladı falan gibi şeyler düşündü. Yani benim buradaki şeyim hani yerli milli ürünleri muhakkak burada kullanıyor olmamız lazım. Kendi çözümlerimizi buraya koymadığımız sürece hani nerede ne açık olduğunu bilemediğimiz bir dünyadan bahsediyoruz. Burası dijital dünya. Her şey olabilir. Dolayısıyla burada en büyük hedefimiz yani bütün platformlarımızda, bütün sistemlerimizde mümkün olduğunca kendi ürünlerimizi koymak. Yani ben bazen tabii şeye benzetiyorum. Yani zorluklarla da karşılaşıyoruz bu süreçte. Tabii alışkanlıkları değiştirmek kolay olmuyor. Yani bir şekilde o alışkanlıklar sürüyor ama biz burada elimizden geldiğince ikna ederek, kendi sistemlerimizi olgunlaştırarak, onları göstererek kullanıcılarımıza bu sistemleri vermeye çalışıyoruz. Son bir husus belki belirtmekte fayda var. Bir taraftan da bu ürünlerimizi sertifiye etmeye çalışıyoruz. Yani dünyada belli sertifikası otoriteleri var ama oralara takılmadan biz kendi içimizde, belki buradaki katılımcılar biliyordur, TRTES diye bir iştirakimiz var. Yani hem SSB'nin, hem Sanayi Bakanlığımızın, hem vakfımızın, hem TSE'nin ortaklığı olan bir yapıdan bahsediyoruz. İşte burada belli yetkinlikler oluşturduk. Küme de bunun içerisinde. Buradan çıkan ürünlerimize biz etiket veriyoruz. Ki kamuda ya da farklı yerlere gittiklerinde evet yani bu ürün benim isterlerimi karşılıyor. Fonksiyonel olarak ve artı sızdırmazlık olarak belli kriterleri geçmiştir. Ben bu ürünle güvenle kullanabilirim duygusunu vererek bu pazarı da oluşturmaya çalışıyoruz. Süremiz ne kadar başlamadı değil mi? İstediğimize de fazlaca şey yapmak istemiyorum ama tamam. Belli tabii projelerimizden de bir taraftan destek olmaya devam ediyoruz. Aslında silahlı kuvvetlerimize yaptığımız SİSAVER projesi öncü projelerden bir tanesi aslında. Belki Türkiye'de siber güvenlikle ilgili tohumun atıldığı projede o diyebilirim. Yani bu proje çerçevesinde pek çok firmamız görev aldı. O projede ürünler geliştirildi, kalifiye oldu. Bunu faz 1'ini tamamladık. Şimdi harekat merkezini kurduk, takip sistemleri kurduk. Şimdi faz 2'sine geçiyoruz. Yani bu da aslında silahlı kuvvetlerimize bir kabiliyet kazandırıyor. Bütün IT sistemleri ve platformlarıyla ilgili silahlı kuvvetlerimiz aslında bunları takip edecek, sürekli olarak gözleyecek. Belli sistemlerde de olay olmadan, yani biz olay olduktan sonra bulmak değil, hedefimiz bir olayı bulmadan, olmadan, saldırı gerçekleşmeden bunu engellemeye gayret edeceğiz. Dolayısıyla buna önemli bir kabiliyet kazandırdığımızı düşünüyoruz. TRTES'ten bahsetmiştim. Yani bugüne kadar 19 tane ürüne etiket verdik. Bu etiketleri alan firmalarımız ciddi şekilde pazarda yer almaya başladı. Bu da bizlere gurur veriyor. Siber güvenlik kümelenmemizde şu an 200 firma oldu. Yani beklentimizin çok çok üstünde gelişti. Yani ben de bugün biraz gezdim. Hakikaten bir tane firmaya giriyorsun, ufak çok önemli bir kabiliyet geliştirmiş. Yurt dışına ihraç etmiş. Onlar bize gurur veriyor açıkçası. Yani bunları görmek. 400'den fazla şu anda ürüne sahibiz. Bunlar gelişmeye devam ediyor. İnşallah daha güzel ürünlerle ihtiyaçları karşılamaya devam edeceğiz. Son olarak tabii şunu belirtmek istiyorum. Şeyle ilgili çalışmalar yapıyoruz dedim. Hani savunmayla ilgili ama başta da belirttim. Ofansif kısmı da önemli. ARGE önemli, inovasyon önemli. Yani burada başkanımıza bağlı ARGE dairemiz SAGA çağrıları yapıyor. Bir taraftan da sektörü o şekilde destekliyoruz. Yani bu alanlar çünkü böyle çok net tanımlanabilen şeyler değil. Yani bu firmalara hadi gel şunu yap diyemiyorsunuz. Ama onlara alanı tanımlayıp sizin fikrinizi bize getirin diye soruyoruz. Bu tür desteklerimiz de var. Buradan da inşallah ofansif sistemlere yönelik, sistemlere geliştirmeye yönelik de çalışmalarımızı başlatmış durumdayız. Onunla ilgili gelişmeleri de yapıyoruz. İşte bütün bunları birleştirdiğimizde inşallah teslim ettiğimiz sistemleri, sahamızı, harekat ortamını daha güvenli hale getirmek için gayret ediyoruz.
Ben tekrardan teşekkür ediyorum başkanım. Tüm katılımcılarımıza da tekrardan teşekkür ediyorum katılımları için. Teşekkürler. Değerli başkanımıza çok teşekkür ediyoruz bu güzel katkısı için. Tabii kalifiye ürün listesinden bahsetti. Şu anda panelde olduğumuz için kaçırdığımız bir tören var. Sayın başkanımız imzaladı. İşte TRT'de kalifiye ürün listesi imzası imzalanıyor. Bu da çok önemli bir kavram. Siber ürünlerde de öne geçecek. Tabii başkanımızın bahsettiği siber kavramlar aklıma şunu getirdi. Biliyorsunuz Azerbaycan'da bir Azerbaycan Ermenistan'la savaştığında onlara verdiğimiz destekle gördük ki bu siber veya dijital yeni yetenekler esasında milyarlarca dolarlık yapılmış ağır yatırımların anlamsız hale geldiğinin bir göstergesi oldu. Onun için bu tartıştığımız konuda çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Tabii başkanım, lütfen. Başkanımız imza törenine katılacak. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Görüşürüz. Şimdi sırada ben Reha Paşa'mıza söz vermek istiyorum. Reha Ufuk Er 1984 yılında Hava Harp Okulu bitirdikten sonra 96 yılında Hava Harp Akademisi'nden mezun olarak kurbay subay olmuş ve çoğunlukla Genelkurmay Başkanlığı Hava Kuvvetleri Karargah ve birliklerinde görev üstlenmiştir. NATO'da sırasıyla Lojistik Başkanlığı, Hareket Subayı, Plan Prensipler, Plan Subayı diye görevleri sonrasında Plan Prensipler Konsept ve Doktrin Daire Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Genelkurmay Başkanlığı Bilimsel Karar Destek Merkezi Başkanı görevini sürdürürken 2012 yılında Tuğgeneraller terfi ederek Hava Lojistik Komutanlığı Lojistik Sistemler Başkanı ve Avukatları Komutanlığı Plan Prensipler Başkanı görevlerini yürütmüştür. 2017 yılında Tuğgeneralliği terfi ederek Genelkurmay Kuvvet Geliştirme ve Kaynak Yönetimi Daire Başkanı olarak görevini atamış ve mütakiben Genelkurmay Plan Prensipler Başkanı olarak görevini sürdürmüştür. Bu görevi sürdürürken 2020 yılında emekliye ayrılmış ve hala hazırda Savunma Sanayi Başkanlığımızda önemli projelerimizi takip ettiğimiz yürütme kurulu üyeliği görevini sürdürmektedir. Ben değerli generalimize konuştuğumuz konularla ilgili şu soruyu yöneltmek istiyorum. Dijital birlik yeteneğinin komuta kontrol ve harekat fonksiyonu yönünden değerlendirilmesi konusunda bizleri aydınlatabilir ve yol gösterici bilgilerle bizlerle paylaşabilir misiniz? Özellikle bu bağlamda dijital birlik yeteneğinin doğru kurgulanabilmesi için konsept olarak nelere dikkat edilmeli ve bu yeteneğin harekat çarpımında etkileri sizce neler olabilir? Biliyoruz ki NATO önümüzdeki 20 yıl oldukça etkileyecek 8 adet bilim ve teknoloji alanı belirlemiş durumda. Veri, yapay zeka, otonomi, uzay, hipersonik, kuantum, biyoteknoloji ve malzeme. Bu teknolojilerdeki gelişmelerin gelişmiş harp araçlarının ihtiyaçlarına göre tasarlanmış olan kuvvet ve komuta yapılarındaki değişim ihtiyacını kaçınılmaz hale getireceğini değerlendiriyorum. Örneğin yapay zeka destekli karar verme mekanizmaları ile ara kalemelere ihtiyacın azalması konusundaki daha yalın askeri hiyerarşi ihtiyacı, makine insan işbirliği ile yeni harekat tarzları, yeni operasyonel konseptler gibi konular. Bu konulardaki değerlendirmenizi alabilir miyiz komutanım? Sayın Başkanım, değerli panelistler, katılımcılar, ekranların başında izleyenler, öncelikle saygılarımı sunuyorum, hepinizi selamlıyorum. Bu fırsatı bana verdiğiniz için size ve Havelsan'a şükranlarımı arz ediyorum. Sayın Başkanım, konuşmama başlamadan önce ne kadar dijitalleştiğimizi göstermek üzere başımdan gelen bir küçük hadiseyi arz etmek istiyorum. Yürüyüşe çıkmıştım. Bir parkta yürüyüşümü tamamladıktan sonra biraz serinlemek istedim. Oturdum. Bir müddet sonra yanıma çok yaşlı bir amca geldi. 90'ın üzerinde yaşı. Oturdu. Çok yakın oturunca rahatsız oldum. Yani dedim ki hani bu Covid ortamında bu kadar yakın niye bu kadar sokuldu diye. Bakışlarımdan anladı. Döndü bana ve dedi ki ben dedi Bitcoin oldum, merak etmeyin. Yani o yaşta Bitcoin'i biliyor ve takip ediyor.
Bu benim için çok anlamlıydı o anda. Cep telefonu bile kullanamayan insanları düşününce 90 yaşın üstünde birinin Bitcoin'i buldum merak etmeyin demesi, yani Bitcoin'i bilmesi bile önemli bir dijitalleşmemiz sürecinde olduğumuzun bir göstergesi. Şimdi tabii sorunuzu başkanım müsaadenizle basite indirgersek, aslında bu bir dijitalleşme basit anlamda insan makina ilişkisi. Bu insan makina ilişkisi ilk çağlardan itibaren var. Bütün savaşlarda da sayın rektörümüz de bahsettiler, her anlamda kullanıldı. Ve kullanıldıkça da çağı aştı, çağı kapattı, belli dönüşümleri sağladı. Mesela barutun icadı ile birlikte yine harekat konseptleri değişti. Sizin hareket tarzlarınız değişti. Kullandığınız taktikler değişti. Sahaya önemli yansımaları oldu. İnsan makine ilişkisine tekrar dönecek olursak, aslında yıllardır bu ilişki devam ediyor ve öyle bir çağa geldik ki dijitalleşmeyle beraber aslında bunlardan hangisi önde tartışmaya başladık? İnsan mı hükmediyor, makine mi hükmediyor? Hangisi bizim hükmeden önceliğimiz olacak? Diğer taraftan hasım harekat sahasını gözünde alırsak, hasım tarafından bakarsak da şöyle bir şey karşımıza çıkıyor. İnsan makineye karşı. Bunu çok net görebileceğiz yakın savaşlarda. Robotlarla insanların savaştığını göreceğiz. Dolayısıyla bir tarafa fayda sağlarken diğer tarafta insanlar makineyle savaşmaya başlayacaklar. Süreçlerimizin, tüm süreçlerimizin her alanında dijitalleşmeyle birlikte önümüzde bir konsol, önümüzde veya gözümüze taktığımız bir gözlükle harekatı idare ediyor vaziyete geleceğiz. Aslında Türk ordusunda dijitalleşmeyle ilgili ilk adımlar bundan senelerce önce atıldı. Bu hava kuvvetlerinin ihtiyacı ortaya koymasıyla beraber, Havelsan'ın da müthiş çabalarıyla beraber ortaya HVBS sistemi diye bir sistem çıktı. Bu sistemle birlikte milyonlarca yazılımla önce harekat modülü oluşturuldu. Arkasından personel, istihbarat ve çok büyük bir devasa modül olan lojistik modül hayata geçirildi. Ve hava kuvvetlerindeki karar vericilerin kurmay başkanı, efendim harekat merkezinde harekatı idare edenler, hatta komutanımızın bile, hava kuvvetleri komutanımızın bile önünde konsoldan tüm harekat sahasını görme, destekleme oranını inceleme, lojistik alanda harekatımızı ne kadar desteklediğimizi takip etme, bir uçağın kalkışından inişine kadar geçirdiği evreleri takip etme özelliği sağladı. Ancak geldi, ödül de aldı bu sistem. Çok yakından inceleyenler gelir, yurt dışında güzel ödüller de aldılar. Ancak geldiğimiz noktada o kadar hızlı ilerliyoruz ki Sayın Başkanım, bu başarının çok daha ilerilere götürülmesi lazım. Şimdi bir yansımız var, bir asker çıkacak ortaya. Evet, bu tabii ki ilk çağlardaki bir asker değil, dijitalleşen bir asker. Burada Mustafa Şeker Başkanımın söylediği konuları bu asker üzerinde görebilirsiniz. Her tarafında dijitalleşme var ve modernize oluyor. Yani iskelet sistemi destekleniyor. Bugün hamdolsun ki takip etmiyoruz. Biz yurt dışındaki gelişmeleri takip etmiyoruz. Bizim firmalarımız tarafından geliştirilen sistemlerle donanma özelliğine kavuşuyoruz. Asker, tim komutanı gözündeki gözlükten tüm timini izleyebilecek. O timi harekat alanında kullanabilecek. O timdeki askerlerin verdiği verilerle düşman birliklerinin yerlerini gözetleyebilecek. Askerlerinin sağlık durumunu rapor olarak alacak gözlüğünde ve bunu harekat merkezine yansıtacak. Düşünebiliyor musunuz? Sessiz bir ortam, hiç konuşma yok, telsiz yok. Sadece dijital ortamda hem askerinin sağlık durumunu kontrol ediyor, hem emir verebiliyor bu dijital platform üzerinden, hem de üst kademeye rapor veriyor. Yani bu geldiğimiz nokta inanılmaz bir nokta. Ama bir o kadar da karışık. Şimdi şöyle bir sistemi düşünelim. Bu asker
ile birlikte raporlaşma sistemini göz önüne getirin. Timler. Kaç tane tim var? Siz düşünün. Kaç tane bölük var? Siz düşünün harekat sahasında. Taburlar, tugaylar ve bunların arasındaki bağlantılar. Bu muhteşem bir şey. Tabii büyük resimde bu tamamen küçük bir ortam ve küçük bir resim. Ama büyük resimde birazdan çıkacak. O büyük resimde bu ağı bir göz önüne getirin ve bu ağın birbiriyle konuşması gerektiğini düşünün. Aksi takdirde yalnız kalmış, bütünleşmemiş, bir araya getirilmemiş, birbiriyle konuşamayan bir iletişimin hiçbir önemi yok. Çünkü eğer siz aynı yerden, aynı bazda iletişim kuramıyorsanız bunun başarıya bir katkısı olmaz. Harekat sahasını şöyle resimlemeye çalıştık. Bu internette her zaman açık kaynaklarda bulabileceğiniz bir çalışma. Buraya bakınca insanın gerçekten hafızası duruyor. Eski harpleri düşünüyoruz. Sayın rektörümüz bahsettiler. O zamanki olanakları ve yapılanları anlattılar. Bakınız şuraya. Yani böyle bir bu scale burası için. Ama daha büyüğü var, daha küçüğü var. Fakat buradaki enstrümanlar değişmiyor. Bu enstrümanlar hep sahada. O anlattığım askerden başlayarak harekat sahasını düşünebiliyor musunuz? Robotlar. Tüm birlik sistemleriyle beraber hareket eden, sadece savaşan robot değil, lojistik robotlar, lojistik İHA'lar, efendim elektronik harp ve gereçleri, radarlar, alçak, orta irtifa, uzun irtifa, yüksek irtifa, bunların arasındaki iletişimler, görüyorsunuz sol tarafta gemiler, denizaltılar, onların savaş yönetim sistemleri. Ve siz daha da devam ediyor. Yani oradan devam ederseniz füzeler, sadece Mustafa Şeker Başkanım da söylediler, sadece savunma değil, taarruzlu füzeler de var bu işin içinde. Bu kadar büyük bir alanda daha yukarı çıkarsanız son zamanlarda gururumuz olan İHA'lar, SİHA'lar gerçekten bayrakların bu konudaki hakkını ödemek lazım. Kazandırdığı, bize kazandırdığı övünçü yine düşünmek lazım. İHA'ların üstüne çıkıyorsunuz, efendim orada gördüğünüz zaman savaş uçakları, sadece savaş uçakları değil, akaryakıt tankerleri, elektronik harp uçakları vesaire vesaire. Ve bunların çoğu da İHA'lar, SİHA'lar sürü halinde. Böyle bir harekat ortamını göz önüne getirdiğinizde karşı tarafında, yani kimin? Muhasımın elektronik harp kabiliyetini de düşünün. Buraya ki bunu yaşadık, Suriye'de yaşadık, diğer ortamlarda yaşadık. Müthiş bir elektronik harp kabiliyetiyle size taarruza başlayacak. Ve niye? Konuşamıyorsunuz diye. Niye? Görevi başaramıyorsunuz diye. Ve sizi zorlayacak. Dolayısıyla bu ortamda bir harekatı yürütmek için çok sağlam komuta kontrol sistemlerine sahip olmanız lazım. Ve iletişimin devamlı ve kesintisiz açık olması lazım. Bu da Sayın Başkanımın çok yakından takip ettiği, büyük emekler sarf ettiği 5G ile mümkün olabilecek. Böylece biz geleceğin harekat sahasına doğru, belki buraya lazerler var arkada, lazerleri de ekleyeceğiz. Yakın gelecekte lazerler olacak. Belki hava savunma silah sistemlerinin büyük bölümünün lazerlerden oluştuğunu göreceğiz. Yine hamdolsun bizde bu çalışmalar yurt dışından takip etmiyoruz. Milli olarak devam ediyor. Ve hipersonik uçuş yapan bir sürü araç ve gereç bu sahada bulunacak. İHA ve SİHA dedim. Mustafa Şeker Başkanım arz ettiler. Şimdi İDA'lar var. Yani düşünebiliyor musunuz? Deniz ortamında bunu şöyle bir örnekle açıklamak istiyorum. Bu aslında düşmana veya hasıma yapılacak en güzel bir taktiktir. Sürü halinde İDA'yı düşünebiliyor musunuz? Savaş gemilerinin en büyük korkusu olacak. Niye? Çünkü savaş gemilerinin üzerinde buna karşı alınmış bir tedbir yok. Dalga boyunda gizlenen İDA'ları karşılayacak ve bunu yok edecek sistemleri yok. Şimdi ne yapacaklar? En az benim tahminim 5 yıl buna karşı ne yapabiliriz diye düşünecekler. İşte bu. Yani her şeyimiz dijitalleşiyor. Dolayısıyla
burada Sayın Başkanım saydılar, NATO'nun işte nesnelerin interneti, kuantum, yapay zeka, süreçler, bunların hepsi başlı başına bir başkanın geçiş süreci. Ve Big Data, burada önemli olan, ben artık Big Data demiyorum, Huge Data diyorum. Big Data ne ki? Küçücük bir şey kaldı, Huge Data var. Peki, biz bu kadar önemli bir harekat sahasında bu kadar yoğun Huge Data'yı nasıl ayıklayacağız? İnsan beyni yeter mi? Asla. İşte bu durumda bizim makineye güvenmemiz lazım. Hangi bilgi doğru? Düşmanın özellikle verdiği ve maksatlı ürettiği dijital false bilgiler. Efendim, istihbarat kaynaklarından gelen false bilgilerle doğru bilgileri ayırt edecek şekilde mutlaka teçhizatlanmamız lazım. Komutanların önüne gittiğinde hangi bilgi doğru, hangi bilgi yanlış, bunun insan bilgisinin, beyninin ayrılması veya buna analizde bulunması mümkün değil. Peki yani komuta kontrol sisteminde kendinizi lütfen komutanın yerine koyar mısınız? Bu sahadan bilgiler geliyor ve sizden personeliniz emir bekliyor. Ne emir vereceksiniz? Neye göre vereceksiniz? Nasıl vereceksiniz? Zaman? Zaman o kadar önemli ki. Füzeyi fırlattı. Füze yaklaşıyor. Vur vurma. Düşür düşürme. Yani bu kadar basit. Ama o kadar basit değil. Vereceğiniz karar o kadar önemli ki. Kendi uçağınız, kendi birliğiniz dahil olabilir. Bu süreçlerin çok iyi tanımlanması o nedenle birbiri içinde konuşuyor olması, interconnected olması arzu edilen değil, bir must'tır. Must. Yani bence bütün süreçlerde buna dikkat edilmelidir. Peki yabancı, efendim, gelişmiş ülkeler neye çalışıyorlar? Makaleler var, dikkatinizi çekmiştir, belki okumuşsunuzdur. Artık diyorlar, insan beynine bırakmayalım, makine karar versin. Bir o hassas bilgiler ışığında bir uçağı düşürüp düşürmemeye bile makine karar versin diyorlar. Çünkü o kadar danışacak kadar bir zamanınız olmayacak. Birliklerinizi kaybetme durumunuz olabilir. Bu kadar vahime doğru da gidiyor aslında işler. İnsan mı, makine mi? İlk başta söylemiştim. Herhalde yavaş yavaş makineye doğru bir gidiş de var. Tabii bunlarla birlikte yeni kavramlar ortaya çıkacak başkanım. Savaş hukuku değişecek. Eski savaş hukuku geçerli olmayacak. Bilmiyorum rektörüm bana katılır mı? Eski savaş hukuku geçerli olmayacak. Meslek etiği değişecek, organizasyon yapısı değişecek ve çok farklı yönlere doğru, daha doğrusu Sayın Rektörümüzün de sorumlu olduğu eğitim sorumluluğu, eğitim sorumluluğu devasa olacak. Nasıl eğiteceksiniz? Hangi simülatörleri kullanacaksınız? O konsolların başında oturan insanlar nasıl bir eğitimden geçecek? Başkanım, çok da uzatmadan aslında son olarak şunu söylemek istiyorum. Bütün bu gelişmeler devam ediyor, evet, ama hiçbir kaynak sonsuz değil. Dolayısıyla ben bu gelişmelerin içinde şunun olması gerektiğine inanıyorum. Birincisi, ihtiyaç sahibi makam, SSB yani tedarik makamı, üniversitelerimiz, firmalarımız, startuplar hep beraber, kimse her şeye hakim değil. Dolayısıyla hep beraber bir üst akıl kurarak nereye yönleneceğimizin stratejisini ve konseptini çok net ortaya koymamız lazım. Artık biliyorsunuz iki şey önemli. Birincisi emerging teknolojiler, diğeri de disruptive. Bunu başarırsak, işte İDO örneğini verdim. 5 yıl uğraşsın dursun asın, bunu nasıl engellerim diye. Dolayısıyla el ele vermeli stratejiler, askeri stratejiler, doktrin konseptler doğrultusunda harekat planları ve edinilen derslerle birlikte biliyorsunuz SHP, stratejik hedef planı, OİTEP'ler doğrultusunda bütün tek başına bir şey değil bu. Şöyle başlayayım, kuvvet yapısını etkiliyor, her bir silah sistem kuvvet yapısını etkiliyor, lojistik altyapıyı etkiliyor, askeri organizasyonu etkiliyor, idame işletmeyi etkiliyor, personel seçim ve eğitimini etkiliyor. Bütün bunların ışığında ben yine son olarak başkanım izninizle tekrarlıyorum, herkes el ele vermeli, nereye yöneleceğini bir
hepimizin bir stratejisinin oluşturulması gerektiğine inanıyorum. Saygılar sunuyorum. Sayın komutanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Çok değerli girdileri için. Söylediği her cümlesinin altına imza atarız. Ve savunma sanayi başkanlığımızla yürüttüğümüz projelerde özellikle ARGE konseptimizde 2039 yılına varmadan bizim platformları destekleyecek teknolojiler yerine sürpriz etkisi yaratacak teknolojiler çalışma vizyonumuz var. Ve oluşturduğumuz OTA adını verdiğimiz odak teknoloji ağlarıyla bunları bilimsel anlamda çalışıyoruz. Ama Reha Genel'in altını çizdiği çok önemli bir husus var ki bunun esasında harekat anlamında da askerle el ele vererek çalışılması. Bunu da sağlamak üzere yavaş yavaş geçimler yaptık. Harekat Destek Grup Başkanlığımızda sahada normalde tedarik planı yapılmamış ürünlerin denenmesine imkan sağlıyoruz. Bu da çok ciddi bir stimülasyon yapıyor. Ben çok teşekkür ediyorum genelime. Şimdi de sıraya sanayimizi getiriyoruz. Sanayimizin temsilcisi olarak SASAT Başkanımız Osman Okköy Bey var. Osman Bey benim gibi makine mühendisi, Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun, Amerika'da New Hampshire Üniversitesi'nde master derecesini tamamladıktan sonra kalıp anonim şirketi genel müdür yardımcılığıyla başlayan kariyerinde 1997 senesinde genel müdürlüğe, 2000 yılında ise teknik bölüm başkanlığına yükselmiştir. Halen Kale Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Teknik Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır. Birçok kurul üyelikleriyle beraber Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçılar Derneği, yani kısaca SASAT adını verdiğimiz derneğimizin de yönetim kurulu başkanlığına yakınca getirilmiştir. Osman Bey'e ben bu dijital teknoloji dönüşümüyle ilgili şu soruyu yönetmek istiyorum. SASAT rolünüzde sektörün dijitalleşme konusuna bakış açısı nasıl olmalı? Sayın Okyay, sektörün teknoloji üretme konusundaki atılımları neler? Dijital birlik yeteneğinin geliştirilmesi açısından değerlendirmeniz nelerdir? Küresel boyutta ne gibi gelişmeler yaşanıyor diyerek ben sözü değerli meslektaşımız Osman Bey'e vermek istiyorum. Çok teşekkür ederim başkanım, azıcık sözleriniz için. Değerli katılımcılar, değerli panelistler, bütün panelde yer almış olmaktan çok mutlu olurum belirtmek isterim. Aslında ekstra bir mutluluğum daha var, o da soyadımın bu kadar ön plana çıkarıldığı başka bir panelde bulunmamıştım herhalde. Bu vesileyle hocama çok teşekkür ediyorum. O da bir almıştım. İşin tabi nüklesi bir tarafa. Sözlerim başlamadan evvel aslında bir konuya dikkat çekmek isterim. Savunma ve havacılık sanayi aslında insanlık var olduğundan beri teknolojik gelişimlerin kaynağı olmuştur. Bu 2000'li yıllara kadar, yani 20. yüzyılın sonuna kadar bu şekilde gerçekleşmiştir. Aslında şimdi yine Erhan hocamın yanında imtihana girmiş gibi hissedeceğim kendimi ama at arabasının tarihte ilk görülmesi M.Ö. 1670'te Hiksosların Mısır Seferi sırasındadır. Yani aslında at arabası dahil birçok teknolojik ilerleme bir savunma sanayi ürünü olarak önce ortaya çıkmış, sonra sivil hayata uygulaması gerçekleşmiştir. Buna 20. yüzyıla baktığımız zaman da işte ilk elektronik bilgisayar, işte GPS, internet, cep telefonu, işte evlerimizdeki mikrodalga, yani radar vericilerinin yanlışlıkla ısı yaydığını fark etmişler. Oradan mikrodalga fırın yapabilir miyiz fikriyle yola çıkarak ortaya çıkmış bir ürün. 20. yüzyıla kadar durum buydu. Fakat 21. yüzyıla baktığımızda aslında işin biraz tersine döndüğünü görüyoruz. Bu dönüşümde sebebi olarak ben dijitalleşmeyi görüyorum. Dijital dünyanın bu kadar hayatımıza hakim hale gelmesini göstermek istiyorum örnek olarak. Pentagon'un son açmış olduğu herhalde en büyük ihalelerinden bir tanesine katılan şirketlere baktığınızda ki bunlar yani Amazon, Microsoft, Google gibi şirketler ne demek istediğim aslında belki daha iyi anlaşılabilir. Ben sözlerimi günümüzde dijitalleşme, muharip kapasitenin artırılmasında önemli rol oynamaktadır diyerek başlamak istiyorum.
dijitalleşen rekabetçi dünyada modern savunma ve güvenlik trendlerini yakalayarak etkili caydırıcılık ve harp ve harekat kapasitesine sahip olarak olmak kritik bir önem taşımaktadır. Dijitalleşme ve yine bu sayede gelişenler arasında olması beklenmektedir. Dijital birlik konseptine gelecek olursak, bu konseptin esasen 3 sütun üzerinde yükseldiğini görüyoruz. Bunlardan ilki, modernizasyon projelerine hayli açık, dijital mimari yoğun silah sistemleridir. Tempest savaş uçağı geliştirme projesi örneğinde şahitlik ettiğimiz ve aynı şekilde F-35 örneğinde de gözlemlenen söz konusu mimari, platforma ilişkin mesela gövde kanat gibi yapısal kısımların tasarım hususlarında radikal değişikliğe gitmeksizin çok farklı silah sistemlerinin, sensörlerin ve diğer kabiliyetlerin konfigürasyonları mümkün kılacaktır. Alışık olduğumuz donanım ağırlıklı sistem modernizasyonları yerini çoğunlukla yazılımsal geliştirmelere bırakacaktır. Dijital sistemlerde donanım ağırlıklı mimariler ve modeller yazılım ağırlıklı hale geliyor. Bu da onları değişime ve modernizasyona daha açık hale getiriyor. Bu durumda tamamıyla yazılım tanımlı sistemler, yazılım güncellemeleriyle donanım yeteneklerini sürekli olarak geliştirebilir. Bahse konu yapıdaki sistemler, tehdit odaklı değişim ihtiyacı ortaya çıktıkça sistemi değiştirebilir veya yeni özellikler ekleyebilir. Örneğin dijitalleştirilmiş bir savunma sistemi olağan bir füze tehdidi karşısında an be an güncellenebilir ve gelişebilir. Dijital sistemler yeni muharip yeteneklerin hayata geçirilme sürelerini yıllardan aylara, aylardan günlere indirecektir. Ve sisteme tasarlanma amacının dışında özellikler ekleyecektir. Bu husus bilhassa yarının unsurlarını tasarlayan ve geliştiren savunma sanayi için oldukça önemlidir. İkinci ana sütun, birliklerin tatbikat ve eğitim faaliyetlerinin dijitalleşmesiyle doktrin ve muharip anlayışı tüm silahlı kuvvetler teşkilatına üst düzey müşterek harp kapasitesi olarak aktarılmasıdır. 5G teknolojisi ve yeni nesil simülasyon sistemleri belirtilen açılımı mümkün kılmaktadır. Silahlı kuvvetlerin birbirinden bağımsız unsurları bu yeni eğitim ve simülasyon altyapıları ile geçmişte hiçbir noktada olmadıkları kadar sık ve geniş katılımlı tatbikatlar gerçekleştirebileceklerdir. Hatta öyle ki bir gün birliklerin kışlalarından çıkmadan diğer birlikleriyle angaje olması mümkün olacak. Bu durumda birlikler ve kuvvetler arası operasyon kabiliyetlerini önemli derecede geliştirecektir. Dijital birlik konseptine dair diğer önemli bir husus ise yapay zeka tabanlı sistemlerin askeri kabiliyete dahil edilmesidir. Bilhassa içinden geçtiğimiz pandemi sürecinde gerekliliği bir kez daha anlaşılan yapay zeka tabanlı dijital eğitim ve tatbikat faaliyetleridir. Özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri gibi geniş personel yapısına sahip ordular için tatbikat faaliyetlerinin güçlendirilmiş gerçeklik ve yapay zeka ile desteklenmesi, savunma ekonomisi, teşkilat yapısı, müşterek muharip etkinlik hususlarında ciddi avantajlar sunacaktır. Üçüncü ana sütun ise birliğin ve silahlı kuvvetlerin muharip kapasitesinin ağ merkezli harekat parametrelerini mükemmelleştirerek siber uzay, enformasyon ortamı ve uzay kapasitesini de dahil edecek şekilde dijitalleşmesini kapsamaktadır. Bu noktada şüphesiz ki dijitalleşmenin getirdiği büyük fırsatlar ve kabiliyetler olmakla beraber ciddi yeni risk unsurları ve öngörülmesi zor olan tehditler de ortaya çıkacaktır. Özellikle siber uzay düzlemindeki risklerin boyutunun tahmin edilmesi oldukça güçtür. Zira dijitalleşme sadece askeri ve güvenlik düzlemleriyle sınırlı kalmıyor. İnsanların, toplumların günlük yaşantılarının vazgeçilmez birer parçası haline geliyor. Bu durumda tehditler sadece askeri birlikleri ve sistemleri değil, tüm toplumları geçmişte hiç olmadığı kadar etkileyecektir. Bu durum güvenlik anlayışının değişmesine ve bu alanda yapılan çalışmaların kapsamlarının tekrar değerlendirilmesine sebep olur. Benzer şekilde uzay kapasitesinde de geçmişte görmediğimiz hızlarda değişiklikler gerçekleşiyor. Uzayın çok daha fazla aktör tarafından kullanılmaya başladığını görüyoruz. Sayılan tüm ana hareket noktaları için sektör, siyasi karar vericiler ve silahlı kuvvetler teşkilatları arasında senkronizasyon
hayati derecede önemlidir. Bu senkronizasyon ile en etkili, verimli ve kapsamlı çözümleriyle ihtiyaç duyulan çözümlere ulaşabiliriz. Bu ana sütunların nasıl uygulandığı konusunda fikir edinmek için dijital birlik konseptine dair dünyada geliştirilen modellerin iyi takip edilmesi gerekmektedir kanaatindeyim. Birleşik Krallık'ın TEİA programı bu hususta ciddi bir fikir vermektedir. TEİA programının üç temel hedefi şunlardır. Orduya dijital bir kültür kazandırmak ve personeli yeni dijital çalışma yöntemlerinin uygulanması yönünde teşvik etmek. İkincisi, müttefikler ve ortak paydaşlar için entegre bir komuta, kontrol, istihbarat, sensörler ve platform ağı oluşturmak. Üçüncüsü ise operasyonel ve kurumsal rekabet gücünü destekleyerek verimlilik ve etkinliğin artırılmasıdır. Özetle TEİA'nın temeli dijitalleşme ve entegrasyon üzerine kurulmuştur. Belirtilen alanlar stratejik bir bakış açısı ile de desteklenmektedir. Askeri alanda dijitalleşmeye bir diğer örnek ise Amerika Birleşik Devletleri Silahlı Kuvvetleri ile sektör işbirliğidir. Örneğin Northrop Grumman'a göre dijital dönüşüm mevcut ve gelecek muharip sistemlere dijital bir bakış açısıyla yaklaşarak değişen görev gereksinimlerinin mevcut sistemlerden daha ucuz, daha hızlı ve daha etkili biçimde karşılanmasını sağlamaktır. Sonuç olarak gelişen savunma sanayi teknolojilerini dijital çözümleri arttırarak hızlı ve maliyet etkin modernizasyona açık hale getirilmesi önemlidir. Dijital altyapı ve modernizasyon hususlarında açık mimariyi tüm milli projelerde göz önüne almak zorundayız. Milli hava, savunma, füze, sensör, komuta kontrol sistemlerimizi geliştirirken bu hususları dikkate almamızın çok önemli olduğunu değerlendiriyor ve burada sözlerime son vermek istiyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Osman Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Bu değerli katkılarından dolayı sektörün kümelenmelerle, birlikteliklerle bu dijital geleceğe hazırlanması çok önem arz ediyor. Çünkü çoğu zaman kendi köşemizde tabiri caizse körelebiliyoruz elimizdeki işlerle. Ama çok farklı işlerle dijital dünyada hem kabiliyet arttırımı hem de ekonomik olarak katma değer üretmek açısından büyük fırsatlar var. Bu açıdan da değerlendirmeniz için çok teşekkür ediyorum Osman Bey. Şimdi sözü değerli Başkan Vekilim Profesör Doktor Hacı Ali Mantar hocamıza vermek istiyorum. Sözü vermeden evvel kendisini kısaca tanıtırsam 93 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme bölümünden mezun olduktan sonra Amerika'daki Syracuse Üniversitesi'nde 98'de master, 2003 yılında doktor eğitimini tamamlamıştır. 2004 yılında Harran Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde kurucu bölüm başkanı olarak görev yapmış. Daha sonra transfer olduğu Gebze Teknik Üniversitesi'nde 2010 yılında doçent, 2015 yılında profesör olarak görev yapmıştır. Ocak 2015'te TÜBİTAK Bilgem Başkan Yardımcılığı, Haziran 2015'te ise TÜBİTAK Bilgem Başkanlığı görevlerinde bulunan değerli hocamız, bu yıl itibariyle daha yenice İstanbul Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı olarak atanmıştır. Ben kendisine konuştuğumuz konularla ilgili olarak şu soruyu yöneltmek istiyorum. Yenilikçi teknolojilerin neden olmazsa olmaz derecede hayati öneme sahip olduğu konusunu Sayın Profesör Doktor Hacı Ali Mantar'dan dinleyeceğiz. Gerçek şu ki dijitalleşme veya dijital birliklerin geliştirilmesinde elde edeceğimiz başarı yeni nesil teknolojilerde ne kadar geliştiğimize ve gelişeceğimize bağlı. Bu anlamda değerli hocamızın girdilerini almak istiyorum. Buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli panelistler, değerli katılımcılar, hepinize saygı ve selamlar sunuyorum. Ses geliyor bana şimdi. Şimdi biraz önce panelistlerimiz anlattılar. Makine mi, insan mı? Reha Paşa'm, bu aşağı yukarı belki yüzyıllardır devam ediyor. Makine mi, insan mı? Herhalde bu biraz daha devam edecek. Yine bizim 93'te ÜTÜ Elektronik Haberleşme'den mezun olunca iş yerine gittiğimizde bizim
bizim çok kaliteli bir mühendis arkadaşımız vardı. Bana şunu söyledi. Ya evladım dedi. Analog dijital çıktı, mertlik verdi dedi. Analogçular dedi önemli dedi. Sen analogdan ayrılma dedi. Bu dijitalciler eften püften insanlar. Bugün geldiğimiz noktada aslında sadece elektronikte dijital çıkınca mertlik ölmemiş. Burada dijital yaygınlaşınca birçok sektördeki mertlik de öldü diye denilebilir belki o kişinin tabiriyle. Yine uzun süredir bir tartışma var. Robotlar çıkacak, işsizlik artacak. Ama teknoloji geliştikçe hep bu arz ve talep devam ediyor. Şimdi burada da bilişim teknolojilerindeki gelişmeler de aynı bu şekilde. Biz zaman zaman bir teknolojiyle karşılaşıyoruz. Diyoruz ki dünyanın en son gidecek nokta burasıdır. Ama belli bir şeyden sonra Moore kanunundaki gibi arz ve talep birbirini dengeliyor. Şimdi analist hocalarımız Reha Paşa, Erhan Hocam, Mustafa Başkanımız, Osman Hocam size soyadını unutmayacağım bundan sonra ama o şeyde unuttum, kusura bakmayın. Bahsettiler, ben biraz bu işin temeline inmek istiyorum. Burada neler gerekli, neler yapılması gerekiyor? Bu teknolojileri de başkanım onunla beraber vermek istiyorum. Bu dijitalleşme arttıkça bizim bilginin üretilme hızı artıyor. Çok daha fazla bir bilgiye sahip olacağız. Aslında baktığınızda bu bilgideki üretim hızı Moore kanununu da geçti. Bir şekilde eksponansiyel bir şekilde artıyor. Bu bilginin toplanması gerekiyor. Bu bilginin analiz edilmesi gerekiyor. Diğer taraftan bu bilginin iletimi söz konusu. Tekrar geleceğim bu başlıklara. Bilginin iletimi içinde bu kadar devasa bir bilginin iletimi içinde bizim adeta şehirlerdeki otobanlar gibi kapasitemizin olması lazım. İletim kapasitemizin olması lazım. İşte hocamız da bahsetti, Reha Paşa'm da bahsetti. 5G'de başkanımız Ulak Bim'in yönetim kurulu başkanı 5G ile ilgili faaliyetler yürütüyorlar. Buradaki hacim çok daha büyüyecek. Bilgiyi bizim transfer etmemiz gerekiyor. Diğer taraftan bu bilgi transfer edilince yine devasa bir bilgi, büyük bir data, Reha Paşa'nın söylediği gibi bunun proses edilmesi gerekiyor. İşlenmesi gerekiyor. Tüm bu işlemler yapıldıktan sonra taktik sahaya, harp sahasına bu bilginin sonucunun gönderilmesi gerekiyor. Burada gönderilirken de benim güvenli bir şekilde göndermem gerekiyor. En büyük problemlerden bir tanesi de budur aslında. Yine biz dijitalleşmeyle birlikte bir şekilde merkezileşiyoruz. İşte panelistlerimiz söylediler. Yani ben cep telefonumdan birliği kontrol edeceğim, sahayı kontrol edeceğim, savaşı yöneteceğim. Merkezi olarak karar vereceğim. Ama bu merkezin getirdiği siber atakların altında olmasının yanı sıra bir de işte bizim reliability, güvenirlilik dediğimiz kısım da çok önem arz ediyor. Ben 2000'li yıllarda yurt dışında bir DARPA projesinde çiftle çalışırken asistan karşılığında işte doktoramızı da DARPA projesinde yaptık. Hacettin Hocam bir de var. İki merkez uyku modunda, pasif modda, diğeri aktif modda. Eğer bu aktif moddaki bu cluster
saldırı altında olduğu zaman diğerlerinin uykudan uyanıp ayağa kalkması lazım ve operasyonu devam ettirmesi lazım. Çok küçük geliyor bugün. Ama bugün geldiğimiz noktada aslında bunun çok da ta 20 yıl önce, 25 yıl önce de öngörüldüğünün, onun bir parçasının yapıldığını görebiliyoruz. Şimdi dijitalleşmeyle ilgili birçok teknoloji var. Ben de öğretim üyesiyim. Benim de araştırma alanım bilgisayar güvenliği, bilgisayar haberleşmesi, bilgisayar ağlarının reliability'si. Bunlar yapılır. Bizim biraz daha temel şeylere inmemiz gerekiyor aslında. Bir, bilginin üretilmesi. Çok devasa bir bilgi üretiliyor. Paşam işte askeri gösterdi. Askerin üzerindeki sensörler falan var. Ama bu askerin üstündeki sensörler de devasa bir bilgi üretecektir. Bu bilgiler sadece askerin üstündeki sensörler değil, çok değişik kanallardan bu bilgiler üretilecek. Bizim buradaki genel olarak bu sensörlerin performansının artırılması gerekiyor. Hızlarının artırılması gerekiyor. Bir de yani bir askerin üstünde olan bir sıcaklık sensörü ile tankın üstünde olan sıcaklık sensörünün boyutu, kapasitesi, menzili de farklı olabilir. Bir İHA'nın üzerindeki kamerayla tankın üzerinde, uçağın üzerindeki kamera da farklı olabilecek. Yani sensörlerin çeşitliliği çok sayıda artıyor, üretilen veri çok artıyor, sahada bizim öngöremediğimizde çok hızlı değişmeler oluyor. Ben bunlara nasıl ayak uyduracağım? İşte burada başkanım, SSB'ye de rol düşüyor. Bizim standartlaşmaya gitmemiz gerekiyor. Yani SSB bir ara bizim TÜBİTAK'la beraber bir çalışma yapmıştı. Teknoloji taksonomisi çok da güzel bir çalışmaydı. Şu anda ne durumda bilmiyorum ama bizim bu taksonomi çalışmasını birçok alanda ciddi bir şekilde yapmamız lazım. Çünkü sensör, nasıl ki bizim direnç, elektronik mühendislerim buradadır bilirler. Bizim direnç kutularımız vardır, kapasitör kutularımız vardır. Orada biz gideriz, devreden alırız bir direnci, bir kapasitörü kullanırız. Bizim de belki sensörler mimarisi, sensörlerin hazır tasarımlı olup ilgili yerlere hızlı bir şekilde adaptasyonu gerekiyor. Sensörün maliyeti önemli, sensörün hızı önemli, sensörün dayanıklılığı önemli. Bunların hepsinin ciddi bir şekilde çalışılması gerekiyor ve bunun dediğim gibi bir ortak havuzunun olması lazım ki ben hızlı bir şekilde bunu alabileyim. Diğer bir husus da biraz önceki Reha Paşa'nın sunumundan bu sunuyu aldım. Burada baktığınızda çok karmaşık bir yapı görünüyor. Aslında bu karmaşık yapıların benzeri internette çok sayıda da var, hayatımızda da var bu şeyler. Şimdi burada görüldüğü gibi çok sayıda unsur var sahada, çok sayıda farklı bilgiler üretiliyor. Bu bilgilerin hacmi gittikçe artıyor. Bu unsurlar sürekli gelişiyor ve birbirleriyle de haberleşmeleri gerekiyor. Ben sahadan topladığım biraz önceki çok büyük bir veriyi benim komuta kontrol merkezine ulaştırmam gerekiyor. Bunun için de benim çok iyi bir altyapımın olması lazım. Bu altyapı sağlam olmadığı zaman bizim geliştirmiş olduğumuz sistemler çok ciddi bir risk altında olur. Altyapıdan kastımız nedir? Mesela son zamanlarda bu yaygınlaştı. Biz devlet demiryollarında hızlı tren için raylar yapıyoruz.
O zamanlarda ben Ulaköy Yönetim Kurulu üyesiydim. Biz de internet hizmeti veriyoruz. O gün bir genel müdüre dedim ki siz buraya bir de fiber döşeyin. Fiberin çok fazla bir maliyeti yok. İşçilik maliyeti var. Ama bu fiberi döşeyince belki belli bir birkaç yıl içerisinde o fiberden kazandığınız para belki o yolu bir daha yapar. Bizim çok ciddi bir fiber altyapımızın olması lazım. Bundan sonra yolların yapımında şehirler kurulurken büyük resimde düşünülüp ileride ileride diyoruz ki her şey dijitalleşecek ama çok ciddi bir veri oluşturulacak. O verinin iletimi için otomanlar gibi fiber şeylerimizin olması lazım. Onun için de mimarlarının, fiber mimarlarının, altyapı mimarlarının oluşması gerekiyor. Bunun bir mimari gözle bakmadığımız zaman yine bölük bölçük olur. Ben biraz sonra internetin örneğini vereceğim. Yine başkanım şeye alternatif değil, baz istasyonuna alternatif değil o fiber. Şimdi burada fiber büyük bir veriyi taşıyorsunuz ama bu hiçbir zaman kablosuz fiberin şeyi olamamıştır. Alternatif olamamıştır. Burada kablosuz alandan aldığımız bu bilgileri ben fiber üzerinden taşıyorum. Yine 5G'de, 6G'de burada çok önemli bir rol oynuyor. Her şey sensörlerden alınacak. Buzdolabımızda sensör var, cep telefonumuzda sensör var, kalbimizde sensör var, işte saatimizde sensör var, gözümüzde sensör var, bir sürü sensörler, algılayıcılar var. Bunlardan bu bilginin toplanması için bizim belki 5G'yi, 6G'nin bu placement dediğimiz baz istasyonlarının yerleştirilmesinde ve onun altyapının oluşturulmasında bu büyük veriyi ve bu hassasiyeti düşünerek altyapıyı tekrar düzenlememiz gerekiyor. Aksi takdirde ben bir sahada çok güzel sistemlerim var, çok güzel çalışıyor ama ben bu bilgiyi uygun bir şekilde transfer edemediğim zaman, uygun bir şekilde güvenli kanallar olmadığı zaman sıkıntı olur. Burada da Reha Paşa'nın genel kurmaya çok teşekkür ediyorum. Biz de mesela Türkiye'de kripto yeteneğini bize söyleyerek biz bunu kazandık. Bugün bizim Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Aselsan'ın da kripto sistemleri var. Bilgem'de ben Bilgem Başkanlığı yaptığım için biliyorum. Bunların sistemleri var. Bizim askerlerimiz neydi o hattın ismi? Neyse. Kafix'te güvenli bir şekilde haberleşiyorlar. Buradaki altyapıda ve sensörlerdeki yazılım mimarisinin yazılımların sürdürülebilirliği, güncel teknoloji adaptasyonu. Biraz önce işte Mustafa Başkanımız söyledi. Çok sayıda firmamız var. Çok sayıda üreticimiz olacak. Bunlar birbirleriyle konuşabilir. Bilmesi gerekiyor. Birbirleriyle alışveriş yapabilmesi lazım. Onun için bu standart önemli. Altyapının da başkanım özellikle yani bizde hani Management of Information Science var. Bunlar bir IT tasarlarla bir binanın altyapının da buna uygun bir şekilde reliability'sini düşünülerek kapasitesini düşünülerek yedekliliğini düşünülerek tüm bu dijitalleşmenin düşünülerek tasarlanması lazım. Belki ben işte biraz hazırlanırken neler var neler yok bir profesör şunu söylüyor belki ileride benim dijital altyapı tasarım mühendislerimin olması lazım. Backbone tasarım mühendislerimizin olması gerekiyor. Çünkü ciddi bir dijitalleşme geliyor. Şimdi diğer taraftan biz bu bilgileri topladık, bu bilgilerin işlenmesi gerekiyor. Şimdi ben biraz önce kripto dedim ama şimdi öyle bir şey ki yine teşekkür ediyorum. Bizim TSK'ya da, SSB'ye de teşekkür ediyorum. 10 yıl, 15 yıl sonraki durumu çok iyi öngörüp bugünden çalışabiliyorlar. Biz 5 yıl önce kuantum, post kuantum algoritmalar çalışmaya başladık. Belki
kuantum hesaplama, kuantum bilgisayarları 10 yıl boyunca bizim hayatımızda olmayabilirler, yaygınlaşmayabilirler ama biz şimdiden oraya yatırım yaptık. destekledi, para da verdi, çok da kıymet. Oradan o sistemleri çalıştıracak yazılımlar, altyapılar, o verinin işlenmesi için benim yatırım yapmam gerekiyor. Bizim maalesef bu konuda tamam SISAM'e başlatıldı. Çok da güzel bir proje. Destek de vermemiz gerekiyor. Yerinde de bir proje. İnşallah oradaki SSM'nin de öngörüldüğü, gördüğü yerlilik oranını tuttururuz. Yani bu amaçla çıkmış bir proje. Aksi takdirde biz yine zincirin halkalarından bir tanesi kopmuş olur. Burada yapay zeka, otonom sistemler, biyo enformatik gibi çok sayıda şeyimiz olabilir. Teknolojilerimiz olabilir. Yapay zeka ile ilgili basit demiyoruz. Çok sayıda hocalarımız çalışıyor, şirketlerimiz çalışıyor, efendime söyleyeyim kurumlarımız destek veriyor. Bunların hepsi olur, olması da gerekiyor. Fakat yapay zekayı da sadece uygulama olarak görmemek gerekiyor. Uygulama yapmak da yetmiyor. Onun altındaki bir de dediğim gibi makinalarını, o akıllı motorlara da benim sahip olmam lazım. Ben bugün nasıl ki bir cihazda bana bir entegre vermeyip de sıkıntıya düşüyorsam bugün de düşebilirim. Bitti mi? Süleyman Başkanım. Şey alınca tamam. İki dakika de. Nasıl? Vuruş cümlenizle iki dakika bir ara söz vereyim. Tamam. Çünkü oldukça uzadı. Çok da güzel anlatıyorsunuz. Yani biz böyle bir gidersek master derecesi alacağız. Sen benim başkanımsın, sen bana ihtimas geçersin diye ben de rahat konuşuyorum yani. Cümlenizi kapatın o zaman hocam, size müsaade edeyim. Evet, şeyde bunların tabii kuantumla ilgili de çok ciddi çalışmamız gerekiyor. Yani bunları biz artık şununla tamamlayayım. Artık 20 yıl önceki Türkiye, 30 yıl önceki Türkiye değiliz. Özellikle savunma sanayinde falan da ön plana çıkmakla biz artık daha ciddi oyuncuyuz. Ciddi oyuncu olunca da bizim bu söylediğimiz bulut bilişimde, yapay zekada, bilgisayar güvenliğinde çok daha bağımlılığımızı olmayacak şekilde sistemler geliştirmemiz gerekiyor. Teşekkür ediyorum başkanım. Sayın hocam çok teşekkür ediyorum. Hakikaten çok bilgilendirici ve her cümlesine altına imza atacağımız önemli konulara değindiniz. İşte fiber altyapısının ve hatta çok güzel ifade ettiniz. Hani ben de bunu düşündüğüm bir konuydu ama nasıl ki bir tümleşik bir devreyi hatta onun içindeki bir çipi dizayn ederken prensipler var. Dijital altyapının da tasarımı ile ilgili çok güzel, çok önemli prensiplerin hayata geçirmesi gerekiyor. Zaten 5G'ye fiber olmadan 5G olarak erişemeyiz. Yani adı 5G olan ama hızı yeterli olmayan başka bir yapı olur. ULAK şirketimizde de, diğer değerli şirketlerimize de bu konuya önem veriyoruz, çalışıyoruz. İnşallah bu dijital altyapının da oluşması için gereken adımların Türkiye'de atılmasını sizin gibi biz de her yerde vaz ediyoruz. Ben panelimiz biraz uzadı, hafifte geç başlamıştık ama oldukça zevkli konular. Panelistlerimiz çok değerli, çok bilgililer ve bitmesini insan istemiyor. Ama fuarımız da devam ediyor, kapatmamız gerekiyor. Ben kapatmadan evvel hızlıca toparlayarak sizlere son bir vurucu cümlelerinizi ama yani şeyleri sayacağız, cümle sayısını iki cümle geçmeyecek şekilde vurucu son söylemlerinizi almak istiyorum. Erhan Hocam buyurun. Evet, şunu söylemek lazım. Dijital ordular, geleceğin ordusu ancak her şey değil. Bunun Afganistan'da her şey olmadığını gördük. Türk milletini var eden de silah teknolojisine sahip olmasının yanı sıra her zaman milli bir ordunun olmasıydı. Ordularınızda ve milletinizde bu olmadığı için ve
başınızda da sizin düzgünse idare edecek bir lider olmadığı müddetçe dijital askerde bir yeri var. Herkese teşekkür ediyorum. Başkanım. Aşamasındayız. Yani bunlar hep yeni yeni gelişen teknolojiler olduğu için yani teknolojiye odaklanırken bunları geliştirirken lütfen güvenlik kısmını, siber güvenlik kısmını unutmayalım. Onu da muhakkak tasarımların başında dahil edelim. Benim söyleyeceğim bu şekilde. Teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, son söylediğimi tekrar söylüyorum. Kaynaklarımız sınırsız değil. Dolayısıyla milli güç unsurlarımız, sivil asker, üst akıl oluşturalım ve yıkıcı ve yeni çıkan teknolojileri sahaya yansıtalım. Doğru, çok teşekkür ederim. Osman Bey. Evet, ben de dijital birlik konseptiyle ilgili biraz evvel açık, uzun uzun anlattığım 3 sütunu tekrarlamak istiyorum. Bunlardan bir tanesi modernizasyon projelerini açık dijital mimari yolun silah sistemlerini geliştirmek. İkincisi tatbikat ve eğitim faaliyetlerinin dijitalleşmesi. Üçüncüsü ise dijitalleşme kapsamının siper uzay, enformasyon ortamı ve uzay alanlarında dahil edecek şekilde genişletilmesidir. Kapsamlı bir şekilde genişletilmesidir. Ve bunun tümünü yaparken de sektör, siyasi karar vericiler ve silahlı kuvvetler arasındaki işbirliği çok önemlidir. Çok teşekkürler. Hacer Bey Hocam, vurucu cümlenizi alalım. Ben de şunu söyleyeyim, özellikle dijitalleşmeyle beraber bizim çok daha adaptif, çok daha hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Onun için yazılımda, siber güvenlikte, hatta donanımda kütüphanelerimizin olması lazım. Tak çıkar şeklinde sistemler geliştirmemiz gerekiyor. İki tane cümle daha söyleyeyim başkanım. İhtimasını kullanarak. Şimdi yazılımdaki mesela Agile var, Object Oriented var, Design Pattern diye yazılım derslerimiz var. Aslında bunlara baktığımızda bu yazılımlardaki şeyde bizim nasıl hareket etmemiz gerektiğini de söylüyor. Bu Design Pattern yazılımdakini siber güvenlikte de, donanımda da, sensörlerde de olması lazım. Blok blok çıkarıp takılması lazım. Ve bunun içinde standartların oluşması lazım. Aksi takdirde biz çok geri kalırız. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Çok değerli katılımcılar. Panelimizi güzel güzel akışı devam eden panelimizi sonlandırmak durumundayız. Ben dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum ve umarım burada tartışılan fikirlerden yeni stimülasyonlar, yeni birliktelikler oluşur. Açılışta Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi eğer barış istiyorsan cenge her zaman hazır ol. Artık savaşlar dijital ortamlarda, siber ortamlarda biz de buna hazır olmak durumundayız. Ben dinlediğiniz için ve sabrınız için hepinize çok teşekkür edip saygılar sunuyorum. Sayın Başkanım, Sayın Panelistler çok teşekkür ederiz. Sayın konuklar, Havelsan tarafından düzenlenen Geleceğin Orduları Dijital Birlikler panelimiz burada sona erdi. Panel moderatörü Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Yardımcısı Havelsan Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Doktor Celal San Tüfekçi Bey başta olmak üzere tüm panelistlerimize ve dinleyicilerimize teşekkür ederiz. Efendim şimdi panelimizin sonunda günün anısına Havelsan'ın geliştirdiği dijital birlik konseptinin en önemli unsurlarından biri olan silahlı otonom insansız karar aracı Barkan maketinin panelistlerimize, moderatörümüze takdimi gerçekleşecek. İlk etapta panelistlerimize takdim için Doktor Celal San Tüfekçi Beyefendi'yi arz ediyorum. Buyurun efendim. Evet, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Erhan Afyoncu'ya takdimimiz gerçekleşiyor. Katılımları için Sayın Afyoncu'ya teşekkür ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı Başkan Yardımcısı Sayın Mustafa Murat Şeker'e takdim gerçekleştiriyor. Sayın Şeker'e teşekkür ediyoruz katılımları için.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı Yürütme Kurulu Üyesi, emekli Hava Tüm General Sayın Refah Ufuk Er'e takdim gerçekleşti. Teşekkür ediyoruz. SASAT Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Osman Okya'ya takdim gerçekleşiyor. Teşekkür ediyoruz. Havelsan Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Profesör Doktor Hacer Ekber'e takdim gerçekleşti. Teşekkür ediyoruz. Panel moderatörümüz Savunma Sanayi Başkanlığı Başkan Yardımcısı Havelsan Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Doktor Celal Sami Tüfekçi'ye de Havelsan Genel Müdürü Sayın Doktor Mehmet Akif Nacar tarafından takdim edilecek. Evet efendim.